gibi bu hakem olayı meselesinde bilhassa Ebu Musa el-Eş'ari adı gündeme geliyor. Hazreti Ali'nin hakemidir. Sıffin Savaşı'nın sona ermesi, hakem olayında karar kılınmasıyla mümkün oldu. Orada taraflar birer hakem tayin ettiler. Hazreti Ali'nin hakemi Ebu Musa el-Eş'ari oldu. Hazreti Muaviye'nin hakemi Amr İbnül As oldu. Bu olayı naklederken kaynaklarımız, tarih kaynaklarımız bilhassa şöyle bir fotoğraf çiziyorlar bize. Diyorlar ki Hazreti Ali radıyallahu anh Ebu Musa el-Eş'ari'yi hakem olarak tayin etme kararı verdiğinde başta Abdullah İbni Abbas olmak üzere birçok yanında yakınında bulunan birçok insan, birçok büyük sahabi, dirayetli insan dediler ki Ebu Musa el-Eş'ari bu işin adamı değil, bu iş için layık olan, ehil olan isim o değil, o saf bir adamdır. Amr İbnül As onu çabuk oyuna getirir, o Arap'ın dahilerinden birisi Amr İbnül As. Onu çabuk oyuna getirir, kandırır, senin durumun zora düşer, Ebu Musa el-Eş'ari'yi tayin etme. Fakat Hazreti Ali'nin ordusundaki harici grup, Ebu Musa el-Eş'ari'de ısrar ediyorlar. Hazreti Ali de mecburen onu hakim tayin etmek zorunda kalıyor. Tarihlerin, tarih kaynaklarının bize naklettiği Ebu Musa el-Eş'ari böyle bir insan. Sonra hakem olayı nasıl cereyan ediyor? Taraflar nerede nasıl buluşacaklarına dair bir ön hazırlık yapıyorlar, ön anlaşma yapıyorlar. Sonra buluşma günü saati geldiğinde buluşuyorlar ve bir meselede anlaşıyorlar. O da her ikisi de müvekkillerini tabiri doğruysa azledecekler. Ebu Musa el-Eş'ari Hazreti Ali'yi azledecek, Amr İbnül As Hazreti Muaviye'yi azledecek. Ondan sonra ümmetin işi bir şuraya havale edilecek. Şura işi çözecek. Böyle anlaştılar. Sonra dışarı çıktıklarında Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma Ebu Musa el-Eş'ari Hazretleri'ni gönderirken ona dedi ki bak Amr bin As kurnaz bir adamdır. Önce senin konuşmanı ister. Sakın önce sen konuşma, önce o konuşsun. Kararınızı açıklarken, deklare ederken sen önce konuşma, önce o konuşsun. Fakat Ebu Musa el-Eş'ari bunu da dinlemedi. Amr İbnül As ona dedi ki sen büyük bir adamsın, benim sana hürmetim var. Layık olan, doğru olan önce senin konuşmandır. Onun için buyur önce sen konuş dedi. O da ileri çıktı. Dedi ki ey ahali biz içeride karar aldık. Aldığımız o karar gereği ben Ali'yi azlediyorum dedi. Bir rivayete göre parmağından yüzüğü çıkardı. Bu yüzüğü parmağımdan çıkardığım gibi Ali'den de hilafet hilatini öyle çıkarttım. Ali'yi azlettim dedi. Geri çekildi. Ondan sonra Amr İbn As ileri çekti. Ey ahali duydunuz dedi. Ali'nin hakemi Ali'yi azletti. Ben de ona muvaffakat ediyorum. Ben de Ali'yi azlediyorum. Ama Muaviye'yi nasip ediyorum. Yani Ali'den boşalan yere Muaviye'yi halife olarak tayin ediyorum dedi. Anlaşmaya ihanet etti. Ebu Musa el-Eş'ari geri döndü. Ona küfretti. Dedi ki hiç utanmıyor musun? Biz içeride böyle mi anlaşmıştık? O da ona küfretti. Derken taraftarları birbirlerine küfürleştiler filan. Bu mesele bir sonuca bağlanamadan dağıldı gitti. Böyle bir hakem olayı fotoğrafı var. Tarih kaynaklarının karşımıza koyduğu olay fotoğraf. Böyle bir fotoğraf. Ve bu hemen bütün kaynaklarda böyle naklediliyor. Şimdi bir noktaya dikkatinizi çekmek isterim. Muhtelif vesilelerle bahsetmiştik. Tarih ilmi rivayetlere dayandığı için hadis ilminin bir alt dalıdır. Normalde bizim İslami ilimler tasnifimizde tarih ilmi hadis ilminin bir alt dalıdır. Çünkü rivayete dayanır, senede dayanır,
bir yerde rivayet varsa, senet varsa, ravi varsa orada hadis ilminin kriterleri konuşmak zorundadır. Fakat burada böyle olmuyor. Bu hadis kaynaklarını yazanların bir hatası, kusuru değil. Bu bizim bir kusurumuz. Şöyle, elimizde bu tür olayları nakleden ilk kaynak, tarih kaynağı İmam Taberi'nin tarihidir. Tarihul Ümem vel Muluk. En hacimli tarih kaynaklarından birisidir ve ilk kaynaklardan birisidir. İmam Taberi bu tarihinin mukaddimesinde, giriş kısmında bize diyor ki, bu kitapta benim yazdığım birçok şeyi garip karşılayacak olanlar vardır, bunu biliyorum. Anlattığım birçok şeyde tuhaflıklar bulacaksınız, bunu biliyorum. Şunu bilmenizi isterim ki, ben bu olayları, bunlar kesin hakikatlerdir, doğrulardır, ben bunlara doğrular olarak inandığım için bu kitabıma yazdım diye bir iddiam yok. Burada yazdığım şeylerin hepsi benim hakikat olarak gördüğüm şeyler değil. Bize bunlar bir ilmi emanet olarak böyle geldi. Biz de bizden sonraki kuşaklara bunu bir emanet duygusu içinde aktarıyoruz. Başına da senetlerini koyuyoruz. Senetlerine bakın. Senetleri sınıfı geçen rivayetler sahihtir. Senetleri sınıfta kalan rivayetlerin de kaldığını aklın kardeşim. İmam Taberi bu kitabında yazdığı her şeyin sorumluluğunu üstlenmiyor yani. Her şey doğrudur, ben bunları hakikat olarak gördüğüm için bu kitabıma aldım demiyor. Tam tersine bizi uyarıyor ki yaralarında sakatlar var, dikkat edin. Şimdi öyle bir aşamaya, noktaya geliyor ki bir şeyi İmam Taberi tarihinde yazmışsa, koskoca Taberi bunu yazmışsa bu tamamdır. Taberi bize yalan nakledecek değil ki. Nakletmişse de onun vebalidir, o zaman ona yüklenelim. Dikkat ederseniz, hatırlayanlarınız olur mu bilmiyorum. Yaşı benim yaşıma yakın olanlar veya benden yukarı olanlar hatırlayacaklar. Türkiye'de bir ara bir garanik hadisesi, şeytan ayetleri, rivayetleri filan tartışıldı. Bu Salman Rushdie dolayısıyla. Bu adam şeytan ayetleri diye bir kitap yazdı. Necm suresindeki bazı ayetler vesilesiyle bir takım tefsir kitaplarında nakledilen bazı rivayetleri aldı. İşte bakın dedi, bunlar İslami rivayetlerdir. Bu rivayetler arasında Lat, Menat, Uzza'nın bizzat ayet-i kerimede Allah Teala tarafından övüldüğünü, methedildiğini anlatan şeyler var. Rivayetler var. Burada da kafamız karıştı. Bu konuda kitap yazan insanlar hemen hemen tamamı müfessirlerimizi topa tuttular. İşte bunlar böyle gafil insanlar, böyle cahil insanlar, böyle uydurma şeyi fark edememişler mi de kitaplarını almışlar. Tarih kitaplarında var, tefsir kitaplarında var. Bunlar böyle gafil insan, bunlar İslam alimi falan olamaz, adlarının alime çıkmış olmasına aldanmayın filan tarzında bir yeri yapalım derken başka bir yeri, pek çok yeri yıktılar, harap ettiler. Bu kaynak metodolojisi meselesi son derece önemlidir. Bir insan, özellikle bir Müslüman araştırmacı, kullandığı kaynağın hususiyetlerini bilmekle mükelleftir. Bu kaynakları yazanların kendi akıllarının ucundan geçmeyen şeyleri onlara yüklemek, ondan sonra da kendi ithamımızla onları türlü karalamalı kampanyalarına tabi tutmak hem İslami değil, hem ahlaki değil, hem de ilmi değil. İlk dönem kaynaklarında herhangi bir rivayet senediyle zikredildiği zaman, bu arkadaşlar bu nokta son derece önemli, herhangi bir kaynakta herhangi bir rivayet senediyle zikredildiği zaman o rivayet hakkında sıhhat zaaf değerlendirmesi de yapılmış oluyordu otomatik olarak. Yani başına senedini koyduğu zaman bir alim bir rivayetin başına falan filandan filan falandan bunu nakletmiştir diye bir senet zinciri zikrettiği zaman aynı zamanda o rivayetin güvenilir olup olmadığını da bize söylemiş oluyordu. Çünkü rivayet ilimleri, senet ilimleri o kadar yaygın ki senetteki bir raviyi gördüğümüzde bu adam yalancıdır, yalanla itham edilmiş, hafızası karışmış veya bid'at ehlidir filan gibi hemen biz o rivayet hakkında ayrıca başka bir bilgiye ihtiyaç duymadan anlıyoruz ki bu rivayete güven olmaz. Neden? Çünkü senedinde filan adam var. Şimdi senet ve ravi ilmi zaman içerisinde gerileyip kaybolacak noktaya gelince, unutulacak noktaya gelince bu hakikat de kayboldu.
Dolayısıyla başladık ilk dönem alimlerini türlü çeşit şeylerle itham etmeye. Oysa adam senedini zikretmiş kardeşim. Bakın senedine, rivayetin değeri senedindedir. Bakın hükmünüzü verin. Ben illa buna inanın demiyorum. Şimdi bu hakikati göz ardı ettiğimiz için İmam Taberi bu hakem olayını böyle nakletmiştir diye tarihinde İmam Taberi'yi de topa tuttuk. Oysa İmam Taberi senetlerini vermekle bunların sorumluluğunu üstünden atmış. Ve bizi de uyarmış. Burada yer verdiğim her şey sahih değildir diye. İmam Taberi'nin tarihinde arkadaşlar Ebu Mıhlef Lut bin Yahya isimli fanatik Şii bir ravi var. Bu ravinin 500'den fazla rivayeti var. Tarih-i Taberi'de. İşte bu hakem olayı diye bize nakledilen hadiseyi anlatan kişi de Ebu Mıhlef Lut bin Yahya. Güvenilmez bir adam. Fabrikasyon hadis üreten, rivayet üreten bir adam. Dolayısıyla senedinde bu adamı gördüğümüz rivayetlerden uzak duracağız. Bunlar Şiilerin fabrikasyon rivayetlerindendir. İmam Taberi'yi zikretmiş olsa da böyledir, başkaları zikretmiş olsa da böyledir. Ebu Musel Eş'ari portresi de hakikatte buna hiçbir şekilde oturmaz. Hani bize saf bir adamdır, saf derundur, Amr ibn-i Vaz kandırdı adamı, oyuna getirdi. Efendim, zaten aklı pek böyle şeylere ermezdi denen Ebu Musel Eş'ari radıyallahu anh nasıl bir adam, nasıl bir sahabi? Bir kere Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tarafından İslam ülkesinin Yemen'e kadar sınırları dayanmış olan İslam ülkesinin Yemen bölgesine, vilayetine vali olarak atanmış bir insan. Bizzat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından vali olarak İslam devletinin bir vilayetine, bir eyaletine yönetici, vali olarak atanmış bir insan. Ve Efendimizin hayatı boyunca bu görevini devam ettirmiş. Efendimizin vefatından sonra Hazreti Ebubekir döneminde, onun vefatından sonra Hazreti Ömer döneminde eyalet valilikleri yapmış, cephe komutanlıkları yapmış, büyük fetihlerde bulunmuş, Irak gibi, efendim Suriye gibi büyük vilayetlerin yöneticiliğinde bulunmuş Ebu Musa el-Eş'ari. Böyle dirayet ehli, basiret ehli, firaset ehli, ilim ehli bir sahabi. Bu sahabi peki bu hakem olayında bize nakledilen Ebu Musel Eş'ari fotoğrafıyla hiç bağlantısı olmayan bu sahabi nasıl olmuş da hakem olayında böyle bir oyuna gelmiş, böyle bir tezgaha alet olmuş? Evet, hakem olayı aslında böyle cereyan etmemiş. Hakem olayının cereyan ediş tarzını bize tarih kaynakları dışında hadis kaynakları da naklediyor. Hadis kaynaklarına baktığımızda olayın cereyan ediş tarzı şöyledir. Hazreti Ali radıyallahu anh çok isabetli bir tespitte bulunmuş. Çok isabetli bir tayinde bulunmuş Ebu Musel Eş'ari Hazretleri. Gerçekten işinin ehli, işi bilen, dirayet sahibi bir insandır. Hakemler bir araya gelip buluşmadan önce neyi nasıl konuşacaklarını detaylı bir şekilde görüşmüşler. Ve buna bu konuda mutabakata varmışlar. Buluştukları zaman büyükçe bir çadır kurulmuş. Bu çadırın içinde olaya şahitlik eden dirayet ehli bir grup var. Aralarında sahabiler var, tabiiler var. Dirayet ehli bir grup bir köşede bu olaya şahitlik etmek üzere oturuyor. Sonra bir de noter var. Diyorlar ki biz her meseleyi madde madde konuşacağız. Anlaşma sağladığımız maddeleri notere yazdıracağız. İki nüsha yazacak, biri sende, biri bende kalacak. Bu şekilde son derece büyük bir devlet ciddiyeti içinde yapılıyor bu görüşme. Öyle iki kişi oturmuş çadırın içinde, biri öyle demiş, biri böyle demiş. Dışarı çıkınca böyle olmaz, böyle bir... Bu ne sahabeye yakışır, ne onların devlet terbiyesine ve ciddiyetine yakışır, ne de bir Müslüman olarak ahlakları buna el verir. O umumi çadırın içinde noter huzurunda anlaşmaya varılan maddeler tek 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 yazılıyor ve iki nüsha halinde biri Ebu Musel Eş'ari'de biri Amr ibn-i As'ta bulunuyor. Hakemler konusunda daha evvelinden alıyorlar kararları. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın şehadetinden itibaren ortaklaşa bir deklarasyondur bu aynı zamanda. Tek tek kararları maddeler halinde yazıyorlar.
hakemler olayına, meselesine geldiğinde iş, ortaklaşa vardıkları karar şudur. Bir kere şunu belirtelim, parantezci bir izah olarak. Hakem olayı cereyan edene kadar Hazreti Muaviye'nin hilafet iddiası yoktur. Ki Amr ibn-ül As onu azletmiş olur. Halife değil ki azletmiş olsun. Hilafetten azledilmesi söz konusu değil. Öyle bir iddiası da yok zaten. Varılan anlaşma şudur. Her iki hakem de kendilerini hakem tayin eden Hazreti Ali'yi ve Hazreti Muaviye'yi hakem görevlerinden azledecekler. Sonra işi Şura'ya havale edecekler. Muhacirun ve Ensar'ın ileri gelenlerinden oluşan bir istişare heyetine havale edecekler. O istişare heyeti meseleyi çözüme kavuşturacak. Bunu da yazıya döküyorlar, altını imzalıyorlar ve iki suret olarak biri onda, biri bunda kalıyor. Sonra dışarı çıkıyorlar. Amr ibn-ül As, Ebu Musa'yı Eşari Hazretleri'ne diyor ki, evet sen benden daha yaşlısın, Efendimiz'e olan yakınlığın benden daha ileri, önce sen konuş. Önce o konuşuyor ve bu kararı deklare ediyor. Evet biz diyor içeride böyle kararlar aldık. Şahitler var, noter var. Yazıya da bunu intikal ettirdik. Ben Ali'yi azlediyorum bulunduğu görevden. O da Muaviye'yi görevinden azlediyor. İşi bir şuraya havale edeceğiz deyip kenara çekiliyor. Sonra Amr ibn-ül As çıkıyor. Evet diyor Ebu Musa Eş'ari'yi duydunuz. Doğru söyledi. O Ali'yi azletti. Ben de Muaviye'yi azlettim. Kararı bir şuraya havale ettik deyip çekiliyor kenara. Sonra kaynaklar diyor ki bu iki karar da Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye'ye gidince bu kararlar, ikisi de bu kararlara itiraz ettiler. Hatta Amr ibn-ül As, Hazreti Muaviye'yi azletme kararı aldıktan sonra onun tepki göstereceğini bildiği için tekrar onun yanına dönmedi. Gitti çadırını başka uzak bir yerde kurdu. Hazreti Muaviye bekledi. Amr ibn-ül As gelecek, olayı bize tebliğ edecek. Ne oldu ne bitti öğreneceğiz fakat gelmiyor. Onun yanına birisini gönderiyor. Git diyor sor bakalım Amr niye gelmedi yanımıza, ne oldu? O da gidiyor, Amr ibn-ül As cereyan etmiş hadiseyi aynen cereyan ettiği gibi ona naklediyor. Aynen olduğu gibi naklediyor. Ona diyor beklediği haberi veremeyeceğim ne yazık ki. Ebu Musa'l Eş'ari Ali'yi azletti, ben de onu azlettim, işi Şura'ya havale ettik. Hazreti Ali cenahında da bu bir memnuniyetsizliğe yol açıyor. Bunun üzerine Ebu Musa'l Eş'ari artık onun yanında durmuyor ve oradan Medine'ye gidiyor. Bir daha da bu olaylara karışmıyor. Kendilerini hakem tayin eden kuvvetler tarafından bu iş kabul edilmediği için hakem olayı da neticesiz kalıyor. Neticesiz kalmasının sebebi budur. Yoksa orada onlar birbirlerine hıyanet ettiler, küfürleştiler, lanetleştiler. Böyle bir hadise cereyan etmiş değil. Ebu Musa'nın Eş'ari de böyle bir insan değil. Evet, metnimize dönecek olursak. Meşru halife Hazreti Ali'ydi ama hocam değil mi? Elbet, bunda tartışma yok. Hazreti Ali'ye isyan eden Muaviye'ydi. Yani o bir eyalet valisi sıfatıyla, eyalet valisi sıfatıyla Hazreti Osman'ın kanını talep ederek, onu bahane ederek meşru halifeye isyan etti. Sonra derse başlamadan hocam yine Buhari'de bir hadis var. Sıfkın Savaşı dediniz biraz önce ya. Medine mescidi inşa edilirken sahabe mescidin inşasında çalışıyor. Peygamberimiz de yardım ediyor. Ammar bin Yasir sahabeden kerpiç taşırken Peygamberimiz adına da iki tane taşıyormuş. Hacısı siz daha iyi bilirsiniz. Bir ara Peygamberimiz geliyor, Ammar bin Yasir'in sırtından tozları silkeliyor. Ah Ammar, ah diyor, seni bağıyla katledecek diyor. Evet. Ama diyor, sen onları Allah yoluna çağırıyordun, onlar ise seni ateşe çağırıyor olacaklar diyor. Bu hadis malumunuzdur. Evet. Sıffin Savaşı'nda Ammar bin Yasir şehit ediliyor. Muaviye tarafına haber gönderiliyor. Muaviye de biliyor o hadisi çok iyi.
Mali'nin cevabı, yani tarihlerde okuduğumuz, onu diyor ben öldürtmedim, onu oraya kim getirdiyse o öldürttü diyor Mali. Öyle Hazreti Ali karşı cevap veriyor. Öyleyse diyor Hazreti Hamza'yı da diyor Allah Resulü mü öldürttü diyor. Evet. Böyle nakledilir. Kaynaklarda böyle nakledilir. Buhari'de var hocam. Evet. Buhari'de var. Evet. Evet. Nakledilir. Ve orada Ammar bin Yasir'i öldürenlerin bağı olduğu anlatılıyor hadiste. Bunda zaten şüphe yok ki onlar hukuki olarak bağıdır. Yani hak halifeye isyan etmiş insanlara bağı denir. Bu hukuki bir tabirdir. Bir hak yönetime isyan etmiş insanlar bağıdır. Fıkıh kitaplarında, hadis kitaplarında kitab-ül buğat diye bir bahis vardır, başlık vardır. Bunlar yani bağiler itikat olarak gayrimüslim değildir. Bunlar Müslümandır ama hak yönetime isyan etmiş insanlardır. Hakkına razı olmadan galiba isyan. Yani herhangi bir gerekçeyle hak yönetime isyan etmiş olanlara biz hukuki bir sıfat olarak bağı diyoruz. Ammar'ı bağı bir kitle öldürecek diyormuş efendimiz. Doğru söylediniz. Evet. Biz de onu söylüyoruz. Yani bu davada, bu çekişmede kim haklıydı? Hazreti Ali haklıydı. Ama bir şeye daha dikkatinizi çekeyim. Dersimiz bu değil ama galiba hadisten daha fazla dikkatimizi çeken bir mesele bu. Dolayısıyla biraz tafsile girmek gerekecek galiba. Şimdi Hazreti Muaviye hilafete geldikten sonra Hazreti Ali ile bu çekişmelerine rağmen, arada bu savaşın cereyan etmiş olmasına rağmen, bu arada az önce unuttum bir şeyi daha söyleyeyim. Bu hakem olayına giderken Hazreti Muaviye'nin ordusunda Kur'an sayfalarını yırtıp mızrakların ucuna taktıkları şeklinde bir şey var. Bu da yalandır. Bunun da aslı yok. Olan şudur. Mushafları mızrakların ucuna bağlayıp havaya kaldırıyorlar. Bugünkü beyaz bayrak sallama tarzında bir şeydir bu. Hatta Hazreti Osman'ın yazdırıp Şam'a gönderdiği Şam mushafı çok hacim olarak büyükmüş, ağırmış. Onu da kaldırmışlar yukarı. Tek bir mızrakla kaldıramamışlar da dört ayrı mızrağa bağlamışlar. O şekilde kaldırmışlar. Yani mushaf sayfalarını yırtıp mızrak uçlarına geçirmek diye bir şey yok. Mushafları mızrakların ucuna bağlayıp yukarı kaldırmışlar ki Allah'ın kitabı aramızda hakem olsun diye. Bu da yanlış bilinen hususlardan birisidir. Şimdi Hazreti Muaviye hilafete geldikten sonra sadece sahabe-i kiram tarafından değil, bizzat Ehl-i Beyt tarafından da halife olarak tanınmış, kabul edilmiş, kendisine beyat edilmiş. Hazreti Hasan tarafından, Hazreti Hüseyin tarafından ve diğer Ehl-i Beyt uğurları tarafından halife olarak tanınmış ve itaat edilmiş bir insan. Şimdi günümüzde bazen şöyle bir eğilim görüyoruz. İşte Muaviye şöyle etti, böyle yaptı, hilafeti saltanata çevirdi, bir zulüm mekanizması başlattı, Ehl-i Beyt'i ezdi, şu oldu, bu oldu. Bunlar biraz ideolojik okuma. Yani eğer bunu biz Ehl-i Beyt'e karşı bir hareket yahut daha genelde İslam'ın özüne, ruhuna karşı bir hareket olarak takdim edersek işin içinden çıkamayız. Çünkü Hazreti Muaviye'nin hilafetine isyan eden, baş kaldıran bir tek sahabi bile yoktur Hazreti Ali'den sonra. Bu önemli bir şeydir. Baskıyla olmasın hocam? Mümkün müdür? Yani Ehl-i Beyt'i kim susturabilirdi? Hazreti Hüseyin'i şehit ettiler. Hazreti Hüseyin kellesini vermiş bir insan. Hüseyin'i öldürdüler. Hazreti Hüseyin kellesini vermiş bir insan. Gözünü budaktan sakınmayan bir insan. Niye Hazreti Muaviye'nin Ehl-i Beyt'i tanıdığı atayı, ihsanı kabul ediyor? Gidiyor ondan Ehl-i Beyt'e tahsis edilmiş atayı, ihsanı alıyor ve isyan etmiyor. Ehl-i Beyt uğurlarından Hazreti Muaviye'nin hilafeti aleyhine bir tek şey sabit değil mi? Bir tek söz sabit değil. Ne Hazreti Hasan'dan, ne Hazreti Hüseyin'den, ne Hazreti Ali'nin diğer evladından, ne Hazreti Abbas evladı. Hiç kimse de. Bu tesadüf değil. Bunu doğru görmemiz, okumamız lazım. Evet. Daha sonra bir Kerbela hadisesi var. Kerbela hadisesinin kendine özgü bir bağlamı var, bir anlamı var. Onu o bağlam içinde okumak lazım. Ama Hazreti Muaviye'nin hilafeti söz konusu olduğunda
ne Ehl-i Beyt'ten bir kimse ne de genel olarak sahabenin hayatta kalan fertlerinden bir kimse bu hilafete isyan etmemiş, bu hilafetin gayrimeşru olduğunu söylememiş. Tam aksine ona itaat etmişler, beyat etmişler ve onun idaresi altında yaşamışlar. Biz biraz ideolojik okuyoruz bazen. Bu da tarih kaynaklarının bize bir hediyesidir. İşte bu az önce anlatmaya çalıştığım arka plana dayanan tarih kaynaklarının bize bir hediyesidir. Tarih kaynaklarında Şii kaynaklı ravilerin çok fazla rivayeti var. Gerçekten öyle. Yani biz bunu bir tarafgirlik duygusu, psikolojisi içinde değil ama bir Müslümanın sahip olması gereken hassasiyet ve dirayet ile tahkik edersek bu meseleyi, soğukkanlı biçimde tahkik edersek daha doğru neticelere ulaşırız. Evet, tarih içerisinde Ehl-i Beyt ile ilgili konuşulması gereken çok şey var. Sırası düşerse burada konuşuruz inşallah. Ama bir takım tarih kitaplarında bu söylediğimiz arızaları bünyesinde taşıyan bazı rivayetlere dayanarak da selefimizin hatırını rencide etmeyelim. Ortada bazı hakikatler güme gitmesin. Onlar bir kavimdi, geldi geçtiler. Bize bize onlardan ibret almak, onların yaşadığı tecrübelerden dersler çıkarmak. Ama bu arada da hakikatin zir-i zeber olmasına da fırsat vermek lazım. Hakikat neyse onu ezberimizi zorlasa da, algılarımızı zorlasa da, hakikat neyse onu olduğu gibi çıplak haliyle kabul edip teslim olmak zorundayız. Öbür türlüsü ideolojik okuma olur. Tarihi dizayn etme, tarihi yeniden yazma, tarihi yeniden kurgulama işi olur ki bu ideolojilerin işidir, bizim işimiz değil. Evet. 10 numaralı rivayeti okumuştuk değil mi? Dokuzuncu hadisi okumuştuk. Onun 10 numaralı hadisi okuyacağız. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه متفق عليه İmam Buhari ve Müslim rahimahumallah tarafından müttefikan nakledilmiş bir rivayet. Sahabeden Ebu Bekre Nüfeyh bin Haris es-Sakafi radıyallahu anh diyor ki Nebi-i Ekrem Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. İki Müslüman kılıçlarıyla karşı karşıya geldikleri zaman ölen de, öldüren de, ölen de ateştedir. Katil de, maktul de ateştedir. Ben dedim ki ya Resulallah, hadel katil, ey Allah'ın Resulü, bu katil, bunun niye ateşte olduğunu biliyoruz. Birisini öldürdü, dolayısıyla cehenneme ateşti. Fema bâlül maktûl, maktûl niye ateştedir? Efendimiz buyurdu ki, innehu kâne harîsan alâ katli sahibihi. O da arkadaşını öldürmeye azmetmişti. Onu öldürme hırsıyla hareket ediyordu. O onu öldürmese, o onu öldürecekti yani. Evet. Bu rivayet üzerinde birazcık duracağız. İki mümin kılıçlarıyla karşı karşıya geldiğinde, iki mümin birbirine silah çektiğinde, bıçak çektiğinde, ölen de öldüren de cehennemliktir buyurmuş Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Nisa suresinin 93. ayeti ile paralel bir rivayet bu. Buyuruyor ki وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَدِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا
Kim bir mümini bilerek, amden, kasten öldürürse onun cezası cehennemdir. Haliden fiha, içinde ebedi kalmak üzere. Ve gadiballahu aleyhi, Allah ona gazap etmiştir. Ve la'anahu, ona lanet etmiştir. Ve a'adde lehu azaben azima, onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Evet, az önce sahabe arasında cereyan eden savaşlardan bahsettik. Ölenden, öldürenden bahsettik. Evvelinde Cemel vakası var. Orada da on binlerce insan ölmüş. Sahabeden, tabiinden. Bu rivayetler ve bu ayet ve bu rivayet dikkate alındığında bunların ikisi de cehennemliktir mi dememiz lazım. Ortaya nasıl bir şey çıkar? Şimdi evvela bu türlü olaylarla, rivayetlerle, konularla karşılaştığımızda yapmamız gereken ilk iş bu meseleyi bir usul zemininde değerlendirmektir. Yani vakayla rivayet veya ayet yahut iki ayet yahut iki rivayet çatışır gibi görünüyorsa, aralarında biz tearuz diyoruz buna, bir çatışma, bir örtüşmeme durumu varsa bunu öncelikle usule götüreceğiz, usul ilmine götüreceğiz. Bunu usul ilmi çözecek. Usul ilmine iş intikal ettiğinde evvel emirde yapılacak iş şudur. Bir, rivayetin, hadisin vürut sebebine bakacağız. Ayetse nüzul sebebine bakacağız. Burada özel bir durum var mıdır? Yoksa bu umum ifade eden, herkesi bağlayan bir genel durum mudur? Şimdi evvela Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresinin 9. ayeti kerimesinde şöyle buyurulur. وَاِنْ تَعِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَاِنْ بَغَتْ اِحْتَاهُمَا عَلَى الْاُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى يَفِيَ اِلَى اَمْرِ اللّٰهِ فَاِنْ فَاَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِتُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِت۪ينَ. Eğer müminlerden iki grup birbiriyle savaşırsa, فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, aralarını sulh edin, aralarını bulun, düzeltin, aralarında barışı sağlayın. فَاِنْ بَغَتْ اِحْتَاهُمَا عَلَى الْاُخْرَى, birisi diğerine karşı haddi aşar, yani bağilik yaparsa, az önce geçti, haddi aşar, bağilik yapar, haksız yere bir saldırıya, hücuma geçerse, فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي, bu bağı olan grupla siz de savaşın. Haddi aşan, haksız yere öbür tarafa saldıran grupla siz de savaşın. Hatta تَف۪يهَ اِلَى اَمْرِ اللّٰهِ, Allah Teala'nın emrine razı olup teslim olana kadar o grupla siz de savaşın. فَاِنْ فَاَتْ, eğer razı olur, Allah'ın emrine dönerlerse, Allah'ın hükmüne razı olurlarsa, فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, aralarını sulh edin, بِالْعَدْلِ, ama adaletle sulh edin, وَاَقْسِتُوا, ve adaletli davranın, muksit davranın, اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِت۪ينَ, Allah muksitleri, adaletli davrananları sever. Demek ki İki mümin grup birbiriyle savaşabilir. Birbiriyle savaşıyor diye, savaştı diye mümin olma vasfını kaybetmez. Kur'an-ı Kerim her iki gruptan da mümin diye bahsettiğine göre o Allah'ın emrine dönebilecek bir gruptur demek ki. Hatta haddi aşan grup olsa bile Allah'ın emrine dönecek bir gruptur. Çünkü mümindir, imanı var.
Dolayısıyla birbiriyle savaştığı için iki grubu, iki insanı cehennemlik, ebedi cehennemlik olarak ilan etmek, kafir olarak daha doğrusu ilan etmek doğru değil. O zaman yukarıdaki ayet nedir? وَمَنْ يَبْتُ الْمُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا Kim bir mümini kasten, hamden öldürürse cezası içinde ebedi kalmak üzere cehennemdir. Bunu nasıl anlamamız lazım? Ve tabii yukarıdaki hadis, esas mevzumuzu teşkil eden hadis. Burada dikkate almamız gereken bir şey var. Kanını helal sayarak Allah Teala bunu öldürmeyi bana bir hak olarak tanımıştır. Ben bunu öldürebilirim. Bana engel herhangi bir husus, herhangi bir dini emir yok diye düşünerek. Birincisi bu. İkincisi bir mümini amden kasten öldürme fiili birkaç sebepten kaynaklanabilir. Yani mesela bir kimse canını korumak için, malını, ırzını, namusunu korumak için bir başkasını öldürmek zorunda kalabilir. Bir mümin başka bir mümini bu sebeple öldürmek zorunda kalabilir. Dolayısıyla böyle meşru bir sebep olduğunda öldüren kişinin katil olup ebedi cehenneme gideceğini söylememiz doğru değil. Zira sahih bir hadiste sahabeden birisi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e gelip diyor ki ya Resulallah, birisi benim elimdeki malı zorla almak istese, bir mümin elimdeki malı zorla almak istese ne yapayım, ne emir buyursunuz? Efendimiz verme, malını savun, kendini müdafaa et buyuruyor. Peki beni öldürmek için bana saldırırsa ne yapayım? Sen de ona saldır buyuruyor Efendimiz. Peki beni öldürmeye azmederse ne yapayım? Efendimiz önce davran, sen onu öldür. Peki katil olmaz mıyım? Hayır, o zaman olmazsın buyuruyor Efendimiz. Peki o beni öldürürse ne olur? Sen o zaman şehit olursun buyuruyor. Yani malını, ırzını, canını savunmak için bir kimse müdafaa mevkiindeyken kendisine saldıran insanı öldürse hiçbir şey gerekmiyor. Kısas filan gerekmiyor. Çünkü meşru bir müdafaa var, meşru bir mazeret var, bir durum var. Öldürülürse de böyle bir durumda şehit. Dolayısıyla ölen de öldüren de ebedi ateştedir rivayetiyle bu rivayet arasında da bir çelişki olmadığını görmemiz lazım. Evvelki rivayet gayrimeşru bir sebepten dolayı kavga ediyorsa iki kişi gayrimeşru bir sebepten dolayı ölen de öldüren de ateştedir. Çünkü meşru bir sebep yok. Kavgayı meşru kılacak dinin, Kur'an'ın, sünnetin tamam bu bir mazerettir dediği, diyebileceği bir sebep yok. Gayrimeşru bir sebeple vuruşan, ölen, öldüren insanlar kastediliyor burada dememiz lazım. Suriye, Irak durumu nasıl oluyor? Efendim? Suriye, Irak'taki olaylar, Afganistan'daki olaylar. Onu inşallah konunun sonunda değerlendirelim. Önemli bir şey. Bir ikinci husus, nüzul sebeplerine bakalım demiştik. Yukarıda okuduğum ayet-i kerimede وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ayeti kerimesinde nüzul sebebi olarak kaynaklar şöyle bir olay naklediyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz döneminde Mütyes bin Dıbabe ve Hişam bin Dıbabe diye iki kardeş Müslüman oldular. Bu Hişam bin Dıbabe Neccaroğulları kabilesinin toprağında, bölgesinde bir gün öldürülmüş olarak bulundu. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz oraya bir heyet gönderdi. Kardeşi geldi, şikayetçi oldu. Mütyes bin Dıbabe şikayetçi oldu. Efendimiz oraya birini gönderdi. Mütyes'le beraber bir sahabeden başka birini daha gönderdi. Gidin meseleyi araştırın. Gittiler, dediler ki bunu kim öldürdü biz bilmiyoruz. Evet, bizim toprağımızda öldürülmüş ama katil kimdir bilmiyoruz. Kimden kısas alınacak? Ortada katil yok. O zaman dediler ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyetini ödesin bu kabile buyurdu. Dolayısıyla Neccaroğulları kabilesi
öldürülen kişinin diyetini ödediler. O sahabiyle birlikte Mıkyes bin Duvabe de aldı o diyet bir deve, yüzlerce deve. O deve sürüsüyle beraber Medine'ye doğru gelirken birdenbire şeytan aklına girdi. Dedi ki ya sen kardeşini öldür. Kardeşinin kanı yerde kaldı. Sen bu dünyalığa tav oldun, razı oldun. Onun intikamını almaktan vazgeçtin. Şimdi bu develerle senin gönlünü aldılar. Gidiyorsun. Hiç utanmıyor musun? Bu şeytanın bu ihvasına kapıldı bu adam. Yanındaki o günahsız sahabiyi öldürdü. Develeri de aldı ve firar etti. İslam'dan da irtidat etti. Dinden çıktı, firar etti. Böyle bir katil oldu. Aynı zamanda o develere de el koymuş oldu. Bunun üzerine bu ayet-i kerime indi. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz Mekke'nin fethi döneminde, Mekke'nin fethi akabinde 6 kişinin ismini saydı. Bu insanlar herkese eman verdi biliyorsunuz. Kabe'nin örtüsüne sarılanlar güvendedir, Mescid-i Haram'a girenler güvendedir, Ebu Süfyan'ın evine girenler güvendedir diye. Fakat bu 6 kişi Kabe'nin örtüsüne sarılmış olarak bulsanız bile onları öldürün buyurdu Efendimiz. İşte onlardan birisi de bu Mıkyes bin Duvabe'dir. Orada öldürülmüştür mürted olduğu için. Evet, demek ki böyle özel bir durum var burada. Usul kaidesi bize diyor ki mutlak mukayyede hamledilir. Böyle bir usul kaidesi var. Herhangi bir ayet, herhangi bir hadis bir kayıtlama, bir istisna getirmeden bir hükmü mutlak olarak zikretmişse başka bir rivayet, başka bir ayet de bir istisna, bir kayıt getirmiş meseleyi belli bir kişiyle, olayla sınırlı tutmuşsa işte o mutlak hüküm bu sınırlı hükme hamledilir. Bu sınırlı hüküm esas alınır. Sınırlı hüküm bildiren nas esas alınır. Diğerleri bu şekilde yorumlanır diye bir usul kaidesi var. Bu usul kaidesi doğrultusunda da bu tearruzu gidermemiz mümkündür. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de İyiliklerin kötülükleri gidereceği, Allah Teala'nın tevbeleri kabul edip günahları bağışlayacağını ifade eden onlarca ayet var. Katil de bir günahtır. Katil suçu bir günahtır, büyük bir günahtır. Ama tevbesi yoktur demiyoruz. Tevbesi vardır. Maddi müeyyidesi de vardır, tevbesi de vardır. Dolayısıyla o hükmü kim birisini katletmiş ve tevbe etmeden ölmüşse diye anlamamız lazım. Hükmü bu şekilde sınırlandırmamız lazım diyoruz. Vallahu alem bissevap. Nitekim Furkan suresinin 68 ile 70. ayetleri tam bu konumuza ışık tutacak muhtevadadır. Buyurmuş Yüce Allah وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللّٰهِ اِلٰهًا اَخَرٍ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا. O kimseler ki Allah'tan başka bir ilah çağırmazlar. Allah'tan başka bir ilah tanıyıp ona tazarruda, niyazda bulunmazlar. وَلَا يَقْتُلُنْ نَفْسَلَّتِي حَرَّمَ اللّٰهِ Allah'ın haram kıldığı bir nefse, bir cana kıymazlar. اِلَّا بِالْحَقِّ Sadece Allah'ın helal kıldığı öldürme hadiseleri bundan istisnadır. وَلَا يَزْنُونَ Zina da etmezler o kimseler. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكْ Bunları kim yaparsa Allah'tan başka bir ilah tanır. Haksız yere bir cana kıyar. Kim zina eder? يَلْقَ اَثَامًا اَثَامًا Cehenneme yüzüstü yuvarlanır. وَيُدَعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü azabı kat kat katlanır. وَيَخْرُدْ ف۪يهِ مُهَانًا Cehennem azabında ebediyetle ebeden kalır. اِلَّا Şu kimseler bu söylediğimiz hükümden istisnadır. Men tabe, tevbe edenler. Ve amene, iman edenler. Ve amile, amelen salihan. Ve salih amel işleyenler. İlâ ahir.
Demek ki bunun bir istisnası var, bir genel çerçevesi var. İlgili ayet ve hadisleri bu istisnalar, bu genel çerçeve etrafında düşünmemiz, değerlendirmemiz lazım. Evet, 11 numaralı rivayeti de okuyalım inşallah. Sonra az önceki soruya geçelim. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي التي تحبسه والملائكة ben ekranı sardırdım da. Evet. وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّتِي صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ اللّٰهُمَّ اَرْحَمْهُ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللّٰهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْدِ فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. İmam Bukhari ve Müslim tarafından rahmetullah nakledilmiş gene bir Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayeti. Diyor ki Ebu Hureyre Hazretleri Aleyhissalatu vesselam Efendimiz şöyle buyurdu. صَلَاتُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ وَبَيْتِهِ بُضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً Bir kimsenin cemaat içinde kıldığı, cemaatle birlikte kıldığı bir namaz, iş yerinde veya evinde münferit olarak kıldığı namazdan 20 küsür derece daha faziletlidir, daha üstündür. وَذَٰلِكَ Bunun izahı, açıklaması şudur. اَنَّ اَحَدَكُمْ Sizden biriniz اِذَا تَوَدَّعَ Güzelce abdest alır. فَاَحْسَنَ الْوُضُوءَ Güzel, abdesti güzel yapar. ثُمَّ اَتَ الْمَسْجِدَ Sonra mescide gelir. لَا يُرِيدُ اِلَّا الصَّلَاةَ Bunu yaparken namazdan başka bir maksadı yoktur. Abdest aldıktan sonra mescide namaz kılmaktan başka bir gaye ile gitmiyor kimse. La yenhezuhu illa salatu onu evinden çıkarıp, iş yerinden çıkarıp mescide götüren şey namazdan başkası değildir. Lem yahtu hutveten o mescide giderken namaz kılmak maksadıyla mescide giderken hiçbir adım atmaz ki illa rufi'a lehu biha derece o adım için derecesi bir basamak, bir kademe yükseltilmesin. Ve hutta anhu biha hati'e ve kendisinden de bir günah, bir hati'e, bir hata silinmesin. Hatta yedhulel mescid, mescide girene kadar bu durum bu şekilde devam eder. Attığı her bir adım için bir sevap alır ve kendisinden bir günah silinir. Ve idâ dehalel mescid, mescide camiye girdiği zaman kâne fissalâti mâ kâne fissalâtu hiyelletî tahbisuhu. Mescide girdiği andan itibaren orada namaz kılmak için bulunduğu, başka bir maksat için bulunmadığı sürece o adam namazda sayılır. İster otursun, ister tesbihatta bulunsun, ister tefekkürde bulunsun. O kişi namazdaymış gibi sevap alır, namazda sayılır.
وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى اَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّتِي صَلَّى فِيهِ. Kişi namaz kılıp da namaz kıldığı yerde oturmaya devam ettiği sürece melekler o kimse için dua ederler. يَقُولُونَ şöyle derler. اللّٰهُمَّ اَرْحَمْهُ يَا رَبِّ ona merhamet et. اللّٰهُمَّ اَغْفِرْ لَهُ يَا رَبِّ onu bağışla. Allahümme tub aleyhi ya Rabbi, onun tevbelerini kabul buyur. Ma lem yu'zi fihi, o kimse herhangi birisine orada oturduğu sürece, eziyet etmediği sürece, herhangi birisine rahatsızlık vermediği sürece melekler onun için bu şekilde dua etmeye devam ederler. Malem yuhdit fihi, bir de tabi abdestini bozmadığı sürece. Abdestli olarak orada oturacak, başka birine rahatsızlık vermeyecek, kendisiyle meşgul olacak. Dolayısıyla bu halde bulunduğu sürece melekler o kimse için tevbe istiğfar ederler. Bu günümüzde özellikle kaybetmeye başladığımız önemli hasletlerden birisi. Yani cemaat ve namaz kılma hassasiyetini büyük ölçüde kaybettik. Namazları camide cemaatle eda etme hassasiyetini kaybettik. Biz onun sevabından, o sevabı gözden çıkardık. Zaten maksadımız üzerimizdeki namaz mükellefiyetini bir an evvel eda etmek, o borçtan kurtulmak. Namazın bize katabileceklerini çok büyük ölçüde artık hayatımızdan çıkarttık. Namazın bizim için ifade ettiği önemi, anlamı maalesef büyük ölçüde bir mükellefiyete indirgedik. Hemen yalapşap kılıp kurtulup işimize bakıyoruz. Aradan çıkartıyoruz yani. Daha önemli işlerimiz var. Namazı aradan çıkartıyoruz. Sonra işlerimize dönüyoruz. Oysa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz burada iki önemli hususa dikkatimizi çekiyor. Bir, cemaatin önemi. İslam bir cemaat dinidir. Bu cemaat oluşun en önemli tezahür alanlarından biri de camide birlikte namaz kılmak. Dikkat ederseniz camide saf tutarken de artık birbirimize değmemek için özel bir gayret gösteriyoruz. Birbirimize değmemeye ve safların arasında bir açıklık var. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin safların düzeni, safların sıklığı namazın kemalindendir buyurduğunu da unutuyoruz tabii. Şeytan aramıza giriyor, kalplerimize giriyor. Aramızdaki açıklıktan dolayı, kalplerimiz arasındaki açıklıktan dolayı namazda safları bitiştiremiyoruz. Ama bitiştirmeye başlasak, namazda saflı, yanımızdaki insanla şöyle birbirimize değsek, temas etsek, bunu göze alsak, kalpten kalbe bir muhabbet köprüsünün kurulduğunu hemen hissedeceğiz. Yanımızdakinin Müslüman kardeşimiz olduğunu hissetmeye başlayacağız. Tanımadığımız bir insan, tanımamız da gerekmiyor. Ama Allah ve Resulü bizi kardeş ilan etmişse, burada bizim fizik bir temasta bulunmamız gerekiyor demek ki. Bu temas kalplerimize yansıyor. Aramızda bir ülfet ve muhabbet ortamı oluşmasına sebep teşkil ediyor. Ne zaman ki kalplerimiz birbirinden açılıyor, ayrılıyor, ayrı yönlere bakıyoruz. Evet, namazda da saflarımız maalesef dağılıyor. Birincisi bu. İkincisi, cami ile bizim ilişkimiz zayıfladı, kopma noktasına geldi. Namaz kılıp çıkıyoruz. İşimiz olmasa bile, farz edin ki işimiz yok. Bir yere gittik, camide, cemaatle namaz kıldık. Sonra çıkacağız, bir yerde takılacağız. Birisiyle buluşmamız lazım ama şöyle bir 45 dakika, yarım saat bir vaktimiz var. Ne yapalım? Orada oturalım. Dışarı çıkalım, gazete okuyalım, kitap okuyalım, birisiyle muhabbet edelim mi? Orada mı oturalım? Orada oturalım. Orada oturmanın sevabını mescitle, camiyle aramızdaki bağlantının kopmaması için hassasiyetle yaşatmak lazım. Onun için bizden evvelki kuşaklarda çok gördüğümüz bir şeydi bu. Bir namazı kılıp öbür namaz vaktine kadar camide olduğu yerde oturmak. Camiden çıkmamak. Bizden evvelki kuşakların yaşattığı bir hassasiyetti bu. Bizim kuşaktan itibaren artık maalesef bu kaybolmaya başladı.
Oysa cami ile aramızdaki ilişki, cami ile, caminin bizim için anlamı, bizim cami için anlamımız, bunları yeniden keşfetmemiz lazım. Bu din bizim için sadece böyle çok konuşulan, anlatılan, tartışılan, tartışma konusu teşkil eden bir şey olmaktan bir an evvel çıkmalı. Bu yaşanan bir şey olmalı. Hayatımıza inen bir şey olmalı ki biz de bunun tezahürlerini görebilelim. Biz de beklediğimiz, özlediğimiz dönüşümü gerçekleştirebilsin. Yoksa biz ilişkimizi ne kadar zayıf tutarsak, bu konudaki hassasiyetimiz ne kadar azalırsa, dinin bizim üzerimizde toplum ve birey olarak yaptığı, yapması beklenen dönüşümde o ölçüde zayıf olur. Biz teslim oldukça o bizi dönüştürecek. Pazarlık edersek dönüştürmeyecek. Evet. Burada bırakalım. 11 numaralı hadisimizi okumuş olduk. Ben notumu alıyorum buraya. Meselemize gelelim. Bu arada 25 dakikamız var. Başka soru olursa alabiliriz. Hocam alt katta da dinleyiciler var. Yalnız soruları duyamıyorlar. Sizin tekrar etmenizi rica ediyorum. Soru, bu Suriye meselesi kardeşi öldürme meselesi midir? Buraya böyle mi bakmamız lazım? Hayır, burada bir kardeş kavgası yok. Burada tarih boyunca bizimle kavgalı olmuş, tarih boyunca bize düşmanlıktan ve kinden başka bir şey beslememiş bize karşı, başka bir his, başka bir duygu beslememiş bir ideolojinin orada zayıf bulduğu, güçsüz bulduğu kardeşlerimizi katletmesi hadisesi var. Mesele budur. Bu bir strateji savaşı değildir. Bu bir doğu-batı savaşı değildir. Bu bir kardeş kavgası değildir. Bu kavganın adı Sünni-Şii kavgası. Olayı net koyalım yani. Hiç böyle dolandırmaya, siyasi ifadeler kullanmaya gerek yok. Bu kavga Şii-Sünni kavgasıdır. Tarih içerisinde biz bu kavgaları yaşadık mı? Yaşadık. Yani orta yerde öyle veya böyle bir hilafet varken, bir İslam birliği varken Fatimiler devletini niye kurdular? Müvehhileri niye kurdular? Efendim, zencilerle birlikte Karnatilik adı altında bu ümmeti niye içeriden çökertmeye çalıştılar? Kabe'den Hacer-ül Esved'i söküp kendi başkentlerine niye götürdüler? Bunların bu ümmetle problemi nedir? Yeni bir şey değil, yaşadığımız yeni bir şey değil. Tarih tekrar ediyor. Yani tarihte Fatımiler olarak ne, bunlar niye bağrımıza, böğrümüze bir hançer sapladıysa, niye ümmeti orada böldülerse, aynı şeyi bugün tekrar ediyor. Bir tane örnek ben bilmiyorum, hasbelkader biraz fazla bu işin üstüne düşmüş bir kardeşimiz olarak. Bir tane örnek bilmiyorum ki İslam coğrafyasında Şiilerle Sünniler arasında Şiiler Sünnileri kardeş bilsin, onlara kucağını açsın, onlarla sürtüşmesin, onları itham etmesin, onlara karşı bir kin ve öfke kültürünü din haline getirip yaşatmasın. Bu Muharrem törenlerinde bunlar niye kendilerini zincirliyorlar? Niye bu kan revan içinde kalıyorlar? Bu aşura törenleri niye bir kin ve yas kültürü olarak devam ediyor? Kerbela'yı onaylamak mümkün değil. Bunun üzerine tarih kitapları yazılmış. Bunun bizim edebiyatımızda çok fazla sayıda yer tuttuğunu görüyoruz. Kerbela'yı tasvip etmenin imkanı yok. Fakat bu niye bir yas ve kin kültürü olarak yaşıyor? Bu kinin hedefi kimdir? Bunlar niye zincirliyorlar kendilerini? Ömer bin Saad denen adam tarihe gömüldü gitti. Hazreti Hüseyin'in katili Ömer bin Saad diye bir adamdı. Onun valisiydi, onun işte halifesi Yezid'di. Efendim, bunlar tarihe gömüldü gittiler. Peki bu kini niye yaşatıyoruz? Kime karşı yaşatıyoruz?
yaşatıyorlar. Bu kinin muhatabı biziz. Ehli sünnet dünyadır. Bu kin boşu boşuna biriktirilmiyor. Bu kin bir yerde patlayacak, patladı işte. Patladığı yer burasıdır. Kafirlere karşı beslemiyorlar bu kini. Kendilerini kafirlerin zincirleyerek, zincirlediklerini düşünerek zincirlemiyorlar. Onların o kinin hedefinde biz varız. Ehli sünnet ve cemaat dünya var. Sahabe-i kiram var. Onlardan devralan çizgiyi devam ettiren insanlar var. Evet, dolayısıyla burada bir kardeş katli falan yok. Burada bizi gayrimüslim olarak gören, esasen Müslüman olarak kabul etmeyen, sahabe döneminden itibaren bu ümmetin ana gövdesini tekfir eden, ihanetle suçlayan, efendim tahrifle suçlayan bir kitle var, bir ideoloji var. Bu ideolojinin fırsat bulduğu yerde tıpkı tarih içinde yaptığı gibi bugün de zayıfı boğması, gırtlaklaması meselesi. Hadise bunlar. Neye dayandırıyorlar? Yani hani Sünnileri ne yaptık da hani biz onları... Biz Hazreti Hüseyin'i biz öldürdük. Biz katlettik. Hazreti Ali'ye biz ihanet ettik. Hazreti Hasan'ı biz öldürdük. Daha ne yapalım? Bundan büyük cürüm olur mu? Çok komik geliyor yani bize bu. Yani hele İslamiyet adına sonuçta. Hakikat bu. Hakikat bu. Yani bu öfke küfre karşı boşalmıyor ki. Bu öfkenin hedefinde Ehl-i Sünnet ve Cemaat var. Bu ümmetin ana gövdesi var. Sahabeden itibaren. Anlaşılmaz bir şey mi? Kendi içinde bir mantığı var. Anlaşılabilecek bir şey. Biz anlamıyoruz. Biz onları kafir olarak görmüyoruz. Biz onlara ehli bid'at diyoruz, o kadar. Açıkça herhangi birisinden küfür kelimesi duymadıkça biz hiç kimseyi tekfir etmiyoruz. Hiç kimseyi bu dinin sınırları dışına atmıyoruz. Ama onlar öyle bakmıyor. Maalesef bu başlı başına bir problemdir. İslam dünyasında tarihte olduğu gibi bugün de bu problem başımıza daha çok işler açacak. Maalesef öyle. Ben bu meselelerin konuşulduğu ortamlarda hani tarihi geçmişi bir tarafa bırakalım. Bugünün dünyasını konuşalım. Bugünün Sünni ve Şii dünyasını konuşalım. Bugünün gerçeklerinden hareket edelim diyorum. Buna baktığımız zaman bugünün gerçekleri içerisinde Şiilerin hiçbir şekilde tarihi iddialarından, tezlerinden, ideolojilerinden vazgeçmediğini görüyoruz. Geçenlerde daha bir Twitter üzerinden bir soru sorulmuştu. Ona cevaben zikretmiştim. Khomeini'nin bir kitabı var. Kitab-ı Tahari diye bir kitap. 4 veya 5 cilt kalın kalın bu temizlik meselesini ele aldığı çok detaylı bir kitap. Orada hani bizde de var ya camilere kim girer kim giremez, hadesten taharet, necasetten taharet, bu bahsi işlerken diyor ki Ayşe, Talha, Zübeyir gibi insanlar mescide girebilir mi? Girmeleri caiz midir? Her ne kadar diyor bunlar haşa ve kâle. Her ne kadar bunlar köpeklerden ve domuzlardan daha pis iseler de üzerlerinde bir pislik yoksa mescide girmelerinde bir beis yoktur. İşte İran İslam Cumhuriyeti diyoruz. O cumhuriyetin kurucusu İmam Khomeini diyoruz biz, değil mi bu adama? Birisi herhangi birimizin anasına bir laf etse kolumuzu boğazına sokarız, değil mi? Ama bu adamlar bizim anamıza 24 saat laf ediyor. Bundan vazgeçmediler ki. Bu bunların dini, imanı, itikadı bu. Adam kitap yazmış, televizyonda program da yapıyor. Hazreti Ayşe Validemiz hakkında bir kitap yazmış. Kitabın adı El Fahişe El Vechul Ahar Li Ayşe. Bunlar bizim kardeşimiz şimdi, değil mi? Ayşe'nin öbür yüzü fahişe. Bir şey daha söylüyorum ben arkadaşlara. Diyorum ki bakın, bu adamlar siyasette, propagandada çok profesyoneller. Tarihte de böyle oldu, bugün de böyle. Nasip olursa ayrı bir oturum yaparız, yapmak lazım. Şiilik nedir, Şii kimdir, bunların tarihi nedir, ideolojisi, inancı nedir? Bunların Ehl-i Beyt'le falan bir bağlantısı yok. Ehl-i Beyt'e hıyanet edenler de bunlar. Ehl-i Beyt'e arkadan hançerleyenler de bunlar. Ondan sonra dönüp bunun ağıtını
bize dönük bir öfke olarak yaşatan da bunlar. Bir şey söylüyorum. Diyorum ki arkadaşlar, İran Amerika'nın baş düşmanı değil mi? Büyük şeytan ilan etti. İsrail'le kanlı bıçaklı filan sahne önünde böyle bir durum var. Siz Amerika olsanız, İran gibi sadece bölge için değil, dünya için birinci derecede tehlikeli olarak gördüğünüz bir ülke söz konusu olsa, yanı başında gittiniz Irak'ı işgal ettiniz değil mi? Amerika milyarlarca dolar harcadı, binlerce ölüm bıraktı orada. Irak'ı işgal etti, yapacağını yaptı. Sonra dönüp giderken ne yaptı? Irak yönetimini Şiilerin eline teslim etti. Afganistan'da benzeri şeyler olmadı mı? Oldu. Afganistan'ın işgali, Irak'ın işgali gibi tıpkı İran'ın işbirliği sayesinde olmuş. Tarihten ders almayı bilirsek tarih tekerrür etmez. Ama tarihi, tarihin üstünü örterek de tarihi okuyamayız. Ona ezberimizi bozsa da, bizi rahatsız etse de çıplak bir gözle bakmayı becerebilmemiz lazım. Bugün olan hadise budur. Bu tekrar ediyor. İran bölgedeki hakimiyet sahasını güçlendirmeye çalışıyor. Bunu da gözlerimizi çok güzel profesyonelce boyayarak yapıyor. Mesela bundan. Evet, başka bir soru varsa alalım. Buyurun. Hocam, zaman zaman sık sık karşılaştığımız bir soru var. Ben yıllardır onun cevabını vermeye çalışıyorum. Şimdi diyorlar ki, işte nerede bir İslam ülkesi var? Nerede bir Müslüman var? Bunlar ezilmiş, yıkılmış, dayak yemiş, zorlanmış durumda. Halbuki Allah, ben inanan kulumu inanmayanın birinin ayağının altına vermem diyor. Hal böyleyken işte ülkelerde görüyoruz Müslümanların halini. Şurada şu kadar Müslüman katledildi, şurada şu kadar şöyle oldu, böyle oldu. Burada dinin bir şeyi var mı yani? Bunlar nasıl oluyor da bu şekilde mağlup oluyorlar? Veya mücadele şeyinde tembel mi kalıyorlar? Sebep nedir bilmiyorum yani. Evet, teşekkür ederim. Soruyu tekrar edeyim ben duymayanlar için. Nerede bir Müslüman görsek? Eziliyor, horlanıyor. Evet. Bu ezilme, horlanma durumu bizim dinimizden mi kaynaklanıyor? Bu dinimizin emri midir, nedir? Evet. Mutlaka bir aksaklık var bir yerde. Evet. Şimdi bunun bizim dinimizle bir ilgisi var. Daha doğrusu dinimizle bizim ilişkimizle bir ilgisi var. Yani biz bu dini aziz bilip, bu dinle izzet bulduğumuz duygusuyla yaşadığımız zamanlarda bu din de bizi aziz etti. Biz izzeti ondan bildik. Çünkü innel izzete lillahi cemia. Bütün izzet Allah'tandır. Ve biz izzeti ona kullukta buluyoruz. Bunu bir hakikat olarak hayatımızda yaşadığımız sürece, yaşattığımız sürece bu din de bizi aziz etmiş. Fakat biz ne zaman ki bu din ile pazarlık etmeye başlamışız, bu dini teslim olup kurtulmamız gereken, bizi kurtaracak bir, tabir doğruysa, mekanizma olarak değil de tutup yakasından silkelenecek, hesap sorulacak, pazarlık yapılacak bir şey haline dönüştürdük, İşte o zaman bu din de elini eteğini bizden çekti. Cenab-ı Hakk'ın vaadi çok açık. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak, Allah sizden iman edip salih amel işleyenlere vaat etti ki, sizden evvelkileri sahip ve varis kıldığı gibi sizi de yeryüzüne sahip ve varis kılacak. Sizin için beğenip razı olup seçtiği dini size kuvvetle icra etme gücü verecek ve sizi korkularınızın ardından emniyete kavuşturacak. İki tane şartı var Cenab-ı Hak. Sahih iman ve salih amel. Bu ümmet sahih imanı ve salih ameli, bu kıvamı bulduğu zaman evet işte yeryüzüne adalet götürüyor, insanlık götürüyor, izzetle, haysiyetle
yeryüzünde yaşıyor, yeryüzüne hüküm ferma oluyor. Ne zaman ki bu özelliğimizi kaybediyoruz, imanda ve salih amelde, sahih imanda ve salih amelde zaaflarımız oluyor. Bu dinden artık izzet bekleme durumumuz ortadan kalkıyor. Bu dünyayla ilişkimizi, bu dinin tayin ettiği sınırlar içinde tutmak, bizim hep tarih boyu gösterdiğimiz hassasiyet oldu. Ne zaman ki dünyayı dinin önüne aldık, tıpkı Ebu Cafer Mansur'un huzurundaki şairin dediği gibi, dünyayı yamamak için parçaladık dini biz, sonra ne din kaldı elde, ne yama diktiğimiz. Yani dünyayı mamur etmek için dinden attığınız her geri adım, dinden koparıp attığınız her parça bize, size zillet olarak geri dönüyor. Hazreti Ömer döneminde biliyorsunuz İran, Irak, Azerbaycan'ın bir bölümü, Mısır'ın bir bölümü fethedildi. Bu Şiiler Hazreti Ömer'i bunun için de sevmezler. İran da çünkü bunların atalarını Hazreti Ömer tarihe gömdü, Sasani İmparatorluğu'nu. İran'ın fethi öncesinde sünnette sabit olduğu veçile İslam ordularının komutanı karşı tarafa bir temsilci gönderiyor. Gidin onlara 3 tane şart söyleyin, bu tebliği yapın, savaştan önce bunu yapmalıyız. Gidiyor, yalın kılıç, hiçbir protokol falan filan yok. Diyor ki, size 3 şey teklif etmeye geldik. Müslüman olun, bizimle kardeş olun. Müslüman olmuyorsanız bize cizye vermeyi kabul edin. Bunu da kabul etmiyorsanız sizinle savaşmaya geldik. Şaşırıyor bu adam, bu Kisra. Diyor ki sizin bizimle meseleniz yok, siz Bizans'la kapışıyorsunuz. Sizin sınır anlaşmazlığınız, kavgalarınız Bizans'la. Şu ana kadar biz Araplarla hiçbir çatışma içine girmedik. Yani nereden icap etti bu durup dururken geldiniz bize 3 şart koşuyorsunuz. Diyor ki, biz sizin egemenliğiniz altında bulunan insanları, halkınızı yani, kula kulluk etme zilletinden kurtarıp Allah'a kul olma imkanına kavuşturmaya geldik. Savaşın sebebine bak. Bunu duyunca Kisra bir kahkaha atıyor tabii. Benim emrimde bulunan insanları, halkımı ben bana kulluktan kurtaracaksınız, sizin Allah'ınıza kulluk etme imkanına kavuşturacaksınız. Bunun için geldiniz. Bunu nasıl yapacaksınız? Koca bir imparatorluk. Bunu nasıl yapacaksınız? Şu baldırı çıplaklarla mı yapacaksınız? Evet diyor. Gayet kendinden emin. Evet diyor. O baldırı çıplaklarla yapacağız. Allah'a yemin ederim ki siz dünyayı ne kadar seviyorsunuz, bu baldırı çıplaklar ölümü ondan daha fazla seviyor. Sizin dünyayı sevdiğinizden daha çok onlar ölümü seviyor, onlarla yapacağız. Ve onlar da yapıyor. O baldırı çıplaklar Sasani İmparatorluğu'nu tarihe gömüyor. Bizim ecdadımızda gördüğümüz de bu değil mi? Osmanlı'yla gurur duyuyoruz, güneniyoruz, işte fethettiler Gaza, İstanbul'u fethettiler, bak oturuyoruz burada. Yurtta sulh, cihanda sulh olmuyor bu iş. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Ne zaman biz bu şeye kapandık, bu kabuğun içine kendimizi hapsettik. Dünyalık olduk. Evet. İşte her taraftan dayak yiyoruz şu anda. Dünyanın dengesi böyledir. Yani ya izzet sizde olur, ya karşı tarafta olur. İki taraf aynı anda aziz olmaz. Ya küfürde olur izzet, ya imanda olur. Şu anda küfürde izzet, bizde değil. Neden? Çünkü saldıran onlar, belirleyen onlar, tayin eden onlar, tarihi yazan onlar. Biz diyoruz ki vallahi bizim kimseye zararımız yok. Vallahi bizim peygamberimiz hiç saldırı savaşı yapmadı, hep müdafaa savaşı yaptı. Tarihte bazı arızalar oldu, atalarımız bir yana falan gitti de kusura bakmayın, onlar adına özür dileriz. Böyle tarih yazılmaz ki. Elimizde kılıcı alalım, hemen çıkalım, savaşalım, kim var, kim yok. Öyle demiyoruz tabii, bu başka bir şey. Mesele hadiseye, büyük fotoğrafa bakma meselesi. Biz bu vizyonu, bu ufku kaybettiğimiz andan itibaren, evet hep ayak yiyen biz olacağız. Eşyanın tabiatı böyle. Ya döveceksiniz, ya dövüleceksiniz.
Evet. Başka soru? Buyurun. Şimdi birinci hadis-i şerifte, 10. hadis-i şerifte katil ve maktulün mutlaka mukayyede hamledilmesi meselesinde. Buradaki mutlaka mukayyed kılan karinenin çerçevesi ne olacak? Yani mesela şimdi günümüzde adam çekim tahsil edemediği zaman, senedini tahsil edemediği zaman gidiyor, alacağı kişiyi öldürüyor veya işte işçi patronunu öldürüyor. Veya işte birisi işte sen benim hanıma şöyle baktın, böyle baktın, birisinden gidiyor, başkasını öldürüyor. Yani bunun çerçevesinin ne olması lazım? Şimdi bu mutlak mukayyetten kastımız şudur. Hucurat suresinin 9. ayetini zikrettim ya. Evet. Orada mukayyet orada işte. Yani hükmün kayıt altına alınması burada. Ne buyurdu Cenab-ı Hak? Bir daha tekrardan bakalım. وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اَخَرْ Allah'a şirk koşanlar, koşmayanlar. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ Haksız yere cana kıymayanlar. وَلَا يَزْدُونَ zina etmeyenler. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكْ Kim bunları yaparsa, يَلْقَ اَثَامًا şöyle şöyle cezaya çarptırılır. Sonra اِلَّا مَنْ تَابَ وَاَمَنَ وَاَمِلَ صَالِحًا Burada kayıt geldi bakın. Yukarıdaki ayet mutlak bıraktı. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا Yani kim bilerek müteammiden bir cana kıyarsa onun cezası ebedi cehennemdir. Mutlak bıraktı. Hiçbir kayıt zikretmedi. Şöyle olursa bu istisna olur, böyle olursa bu tahsis olur demedi. Mutlak bıraktı hükmü. İşte oradaki mutlak hükmü buradaki mukayyet ayete getireceğiz. Ayet-i kerimenin sonunda اِلَّا مَنْ تَابَ وَاَمَنَ وَاَمِلَ صَالِحًا Bunları yapmış olsa bile, Allah'a şirk koşmuş olsa, zina etmiş olsa, haksız yere cana kıymış olsa bile bir kimse tövbe eder, iman eder, salih amel işlerse فَاُلَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنًا Allah bunların kötülüklerini iyiliğe çevirir. Günahlarını sevaba çevirir. Yeter ki sahih bir şekilde iman etsinler, tevbe-i nasuhla tevbe etsinler ve amel-i salih işlesinler. O zaman diyeceğiz ki meşru bir mazereti olduğu halde bir kimse başka bir yol bulamadı, canını, ırzını, malını muhafaza etmek için adamı öldürmek zorunda kaldı. Bu adam mesul değil. Saldırı mı, savunma mı olması lazım? Hangisi? Bu öldürme hadisesinde. Mesela adam alacağını tahsil için gidiyor, vatandaşı öldürüyor. Ay yok, bu doğru bir şey değil. Bir de şunu şey yapalım, yani bu konuştuğumuz hükümler İslam'ın dizayn ettiği bir hukuk ve toplum yapısı içindir. Bugünün modern dünyasının, bugünün bozulmuş toplumunun problemlerini bu ayete götürmeye çalışırsak yanlış yaparız. Çünkü bu toplumu bu ayet dizayn etmedi ki. Bu toplumu Kur'an ve sünnet inşa etmedi ki. Bu toplumun arızalarını evet götürürken oraya götürelim, çizelim ama o önce bizden bir şey isteyecek. Önce sen benim istediğim çizgiye gel diyecek. Benim istediğim bireyi ve toplumu bana getir. Ondan sonra ben seni düzelteyim. Buyurun. Ayetin sebebi çocukla anlatırken o maktulün arazisinde bulunduğu kabileye diyeti almaya giden sahabeyi peygamberimiz mi gönderdi evet, oraya? Evet. O katil maktulün kardeşiyle yanına bir sahabi katmış Efendimiz. İkiniz beraber gidin demiş. Katil kimse bunu öğrenin. Gitmişler. Kabile demiş ki biz haberimiz yok bu işten. Kim öldürdü bilmiyoruz. Sonra diyeti aldı. Evet. Dönerken onlardan bir kişi mi almış yanına? Hayır, Efendimizin yanına kattığı sahabi yok muydu? Evet. Onu öldürdü adam. Onun öteki kabile ile bir alakası yok. Hayır, hiç münasebeti yok. O başka bir adam. Medine'den Efendimizin yanına katıp gönderdiği, refakatçi olsun diye gönderdiği masum, günahsız bir adam. Dönerken onu öldürdü, o masum adamı öldürdü. Kabileden birisi değil yani. Öldürdü. Onu niye öldürüyor? İşte dedim ya, şeytan adamın kafasına girdi, aklını çeldi. Sen bu, o kabileden birini öldüremedin, bari bu adamı öldür, kardeşinin kanı yerde kalmasın. Böyle bir gerekçeyle adamı öldürdü, böyle bir cinayet işledi yani.
Evet, ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.